Burhan Sönmez'in iletişim yayınlarından yeni çıkan kitabı Taş ve Gölge üzerine konuşacağız. Burhan Sönmez benim çok çok sevdiğim yazarlardan biri ve yeni romanının çıktığını duyunca çok heyecanlandım. Bu romanı bize kazandıran iletişim yayınlarına ve editörleri olarak Kıvanç Koçak'la Emre Bayın'a destekleri için ve bu güzel kitap için çok teşekkür ederiz. Burhan Sönmez'in Labirentten sonra gelen kitabı İstanbul İstanbul benim göz bebeğim. Taş ve Gölge'de de tüm aslında kitaplarının geldiği ve onun bakış açısını yansıtan çok değerli bir kitap yazmış. Ama öncelikle şunu söyleyelim biz. Burhan Sönmez her romanında olduğundan da daha fazla. O kadar çok katmanlı bir kitap bırakmış ki elimize. Mezar Taşı Ustası Avda'nın kimliğinde psikolojik bir bakış var. Zaman ve unutma, bellek üzerine bir felsefi bakış var. Ölüm felsefesi, dil felsefesi, ötekileştirme, kimlikler, sosyoloji, işte ülkemizin ve insanlığın yakın tarihi birçok konuya değinmiş. Onun için bu kitabın her noktasına bizim de değinmemiz mümkün değil. Sadece bize çağrıştırdıkları ve bizde kalan izler üzerinden bir seçki yapacağımızı ve bu arada da birçok şeyi açıkta bırakabileceğimizi belirterek buraya bir şerh koyarak başlamak istiyorum. Evet, benim çok sevdiğim bir kitap. Sen de sevdin herhalde, değil mi? Ben dürüst olacağım. Şimdi ben senin kadar sadık bir Burhan Sönmez okuru değilim. İşte Labirent'i okudum, Masumları okudum. İstanbul İstanbul hatta Mehmet Fırat Pürsel'in bana vermiş. Onu daha okuyamadım. Bütün romanlarını okumuş değilim. Şimdi ben şuradaki kitaplarıma döneyim hemen. Şimdi ben masum bir şekilde Carrie Davis Ankara Öykü Günlerine geldi. Onu okuyordum. İşte özellikle şu İhtiyarlara Yer Yok Cormac McCarthy'nin kitabını okuyordum. Başka iki arkadaşımız olan, şimdi reklam yapmayayım, kitaplarını okurken sen bunu aklıma soktun. Yani çok iyi bir yazar. Gerçekten çok iyi bir yazar Burhan Sönmez. Benim travmatik olarak o 90'larda yaşadığım şeyleri hatırlatıyor. 90'lar, Beyaz Toroslar, Jitem, ondan sonra Yeşil Kod adlı Garip Adamlar, Binbaşı Cem Ersever'in anıları, onu okudum ama bu beni çok olumsuz etkiliyor. Benim hani distopyaya kaçışım, o filme uyarlanan romanlara kaçışım biraz da bu yönde. Ama sanki Burhan Sönmez'in de tam da yapmak istediği bu aslında. Yapıyor. Belleği canlı tutmak istiyor. Yani bazı şeylerin unutulmaması için bu kitabın ana izleyi de o. Anlattığı çok fazla şey olmasına rağmen benim özellikle o totaliter yönetimler, insanları yok eden faşizm o kadar çok yüzüme vurdu ki benim herhalde o çözemediğim geçmişteki o derdim de bu. O konuya uyarıyı açtı. Uyarıyı açmak istemiyoruz çok fazla belki. Sen toplumsal yönüne çok ağırlık vermişsin. Tabii hani bir sürü şey var. Masalsı bir anlatımı var bir yandan. Fantastik yanlara kaçan, hatta o işte baykuşun, mezarlıktaki baykuşun ötüşü, ölülerin konuşması falan gibi biraz efsanelere, masallara kaçan yanları da var ama çok toplumsal gerçekçi bir yanı da var. Sen toplumsal yanıyla birazcık daha kitabın içine girdin herhalde. Şiddet, yani tarihin, o anlattığı tarih bize şiddetin tarihi gibi görünüyor şimdi zaten. Geçmişe dönüp baktığımızda. Ne diye baktığımızda bir mezar taşı ustası Avda'nın hayatını anlatırken bir işte o mezar taşı ustasının hayatı üzerinden toplumsal bir yapıyı da anlatırken bellek üzerinden de sorguluyor. Burhan Sönmez'in hemen her kitabında sorguladığı şey, özellikle Labirent'te kitabı, değil mi? Evet, Labirent'te. Borges ve bellek üzerinden çok durmuştu ve o belleğin ve zamanın labirentsel yapısı üzerinden gene belleğini kaybeten bir kişinin hayatıyla, Borat'in hayatıyla yazdığı bir kitaptı. Taş ve Gölge'de de belleğini kaybetmese bile Avda 5-6 yaşlarında herhalde ya da 4 yaşında. Daha küçük de olabilir. Evet, kayboluyor. Urfa'da bir pazar yerinde. Acaba da gerçek mi ama onun zihni mi oyun oynuyor? Evet, yani anlattı, o kayboluyor. Hı-hı. Sonuçta ailesi yok yani. Hı-hı. Bir şekilde öyle olması gerekiyor. Tek hatırladığı Urfa'da kaybolduğu ve adının Avda olduğu. Annesine ya da ailesine dair çok net bir bilgisi yok. Ve hani kendi kişiliğini de bilemiyor. Şimdi burada aslında birazcık şunu da demeye çalışıyor herhalde Burhan Sönmez. Mezar taşı ustası Avda'nın diliyle bellek de bir mezardır. Yani bizim orada unuttuklarımız, hatırladıklarımız bir şekilde dururlar.
Kiminin mezar taşı vardır. Onları ara ara ziyaret ederiz, isimleriyle anarız. Ama kimisinin mezar taşları yoktur, isimleri silinmiştir. Ya da mezar taşını alınıp üzerine başka isimler yazılmıştır. Ve aslında belleği var eden hatırladıklarımız kadar unuttuklarımızdır da. Yani bu kitabın ben hatırlamaktan çok unutmak üzerine. Hem kişisel unutmalar hem de toplumsal unutmalar, toplumsal belleğin zayıflığı üzerinde olduğunu düşünüyorum. Biz mesela Avru da bir mezar taşını alıyor bir yerde. Üzerinde bir Bizans amblemi, bir haç işareti oluyor. Ve onu kazıyorlar. Üzerine başka bir isim yazılıyor. Bunun gibi bellekte de bir mezar taşları seremonisi var sanki. Ve oradaki yerli halk da bundan hiç hoşlanmıyor aslında. Yani geçmişi duymak istiyor. Yani ötekine karşı inanılmaz bir tepkisellik evet. var. Hemen reddetme. Yani işte toplumsal İnkar. Bellekle de ilgili bunu yapıyor ve bizi 1400 yıl ötesine de götürüyor ama yakın belleğimize. Senin dediğin gibi 1984 ile başlıyor aslında kitap. 1984 yılında ama toplumsal bellekte yer etmesi gereken yakın tarihimizdeki en önemli olaylarda duruyor bir. Yani 1939 var mesela, orada Ders Misyanı'nın sonrasında yaşananları görebiliriz. 1958-1965 tarihleri var. 1984'e geliyor gene. Ve hep böyle bizim toplumsal tarihimizde olan Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve ihtilaller, ölümler, yıkımlar ve büyük olaylardan sonraki Avda'nın hayat hikayesiyle bizim toplumsal hayat hikayemizi bir şekilde birleştiriyor. Tabii bu bellek, unutma, hatırlama deyince çok önemli bir şey daha var. İsimler sanki bu kitapta. İşte Avdo'nun ismi... Ana dertlerinden biri. Evet, Avdo'nun sadece adı aklında kalıyor annesinden. Ama adı Avdo mu gerçekten? Yoksa bir annenin çocuğuna ünlenme şekli mi? Hani canım, tatlım, tosunum der gibi bir şey mi bu Avdo? Bilmiyoruz. Yani Avdo sadece adı. 7 atlı adam var. Orada dersin isyanı sırasında belleğini kaybediyor bir travmayla. Ve oradan ayıldığı zaman diyorlar ki senin adın Haydar. Eline silah veriyorlar. Bir sürü işte o işkenceler yapıyor falan. O sırada başka bir yaşlı köylü diyor ki hayır, senin adın Ali ve sen aslında Alevsin. Bir anda ismi değişiyor. Siyah ve beyaz gibi neredeyse. Evet, zıt isimler gibi. O isimlerini evet, algılamış Haydar o coğrafyada. Ali. Bir anda değişiyor ve kim olduğunu şaşırıyor. İsimle birlikte kimliğin var edilmesi meselesi var burada. Adamın 7 adı da bunlar işte. Haydar'la Ali'nin dışında İsa oluyor, Musa oluyor, Muhammed oluyor, Yunus oluyor ve Adem oluyor değil mi? Evet, yani bu isimlerle kendi kimliğini sürekli ismini yenileyerek var ediyor. Onun dışında mesela bu şeyin, Avda'nın sevdiği kız Elif'in kız kardeşi İpek. İstanbul'a geliyor, bir sanatçısı Sultan. Oluyor ve adını Perihan Sultan olarak değiştiriyor. Ve Avda diyor ki çok iyi yapmışsın, eski kimliğini yok ederek buraya gelmişsin. Eski kimliğinden kurtulmuşsun. İsimlerle belleklerin sadece makyajı aslında değiştiği. Ama bunu tabii verirken sadece kişiler üzerinden vermiyor. Mesela Konak Görmez köyünün adının aslında Bizanslılardan geldiğini, o adın alıp değiştirildiğini söylüyor. Köylüler ilk önce bir şaşırıyorlar ve hani olabilir, orada Bizanslılardan çıkan kalıntılar var. Böyle bir değişim olabilir diye düşünülüyor. Ama sonra diyor ki Haymana da aslında Ermenice bir isim. O zaman evet, yani, buraya kadar diyor. Sen bize hakaret mi ediyorsun deniyor. İsimleri değiştirerek yerlerde de biz yeni bir kimlik kazandırdığımızı zannediyoruz ama o kadar kolay değildi. Yani bu topraklar, bu coğrafya, bu dünya bir sürü kimliğe, bir sürü isme bir şekilde vatan oldu ve onları değiştirerek yeni kimlikler kazandırıp eski kimlikleri unutamayız. Onlar hala var. Yani o mezar taşlarının üzerinde isimleri yazmasa da, isimleri anılmasa da Süryanice de var. Farklı kimlikler de var ve bunları yok edemeyiz demeye getiriyor herhalde. Bütün dilleri de neredeyse biliyor Avdo karakteri. Her yeri gezdiği için o dilleri konuşuyor olması evet, da... Evet, Rumca'dan Ermenice'ye evet. kadar, Süryanice'ye kadar birçok dil biliyor. Gezdiği yerlerdeki dilleri ve ara ara hani unutulan dilde söylenen sözler aslında, gibi bir şey yani, söylüyor. Bize bayağı büyük bir yalan söylüyor Burhan Sönmez aslında. O kadar inandırıcı kılıyor. Yani çok büyülü, gerçekçi ve
ete kemiğe dokunur. Kimi zaman bir masal dinliyor gibiyiz. Dün telefonda konuştuk mesela. O şeyden bahsedelim biraz şimdi konu açılmışken. O kız cinlere karıştığını düşünüyor. Evet. Ama bir yandan da... Kız dediğimiz Elif bu arada. Evet. Ama aslında nişanlı olduğu için kavuşamadı. Mikail'le ağanın oğlunun. Evet, başka birisiyle nişanlı. Ki ağa öldüğü için de Mikail aslında bir yerde yeni ağa. Güç, otoriteyi, her türlü o feodal yapının başındaki insan da temsil ediyor. Çinlerden bahsediyor. Hani oradaki fiziksel değişimi Çinlere bağlıyor hikayede ama bir yandan da okura da göz kırpıyor. Oradaki erkeğin fiziksel şiddetini mi anlatıyor? Onu böyle o kadar flu bir şekilde vermiş ki nereden almak istersen metin sırıtmıyor. Ya metine çok yani burada bu kadar çok şeyi anlatıp bu kadar katmanlı bir romanı yedirebilmek gerçekten çok zor bir iş. Hani çok usta işi, uzun süredir okumadığım usta işi bir roman okuduğumu söyleyebilirim ben bu anlamda. Bir yandan evet yani bu şey var, sufizme dayanan, işte çok bilgece bir bakış açısı, evet. Din felsefesine göndermeler var bir yandan. Çok bilge kişilikler var, işte o Joseph Usta'nın, mezar taşı ustasının, Dikran Usta'nın. Hı-hı. Onlar da Avdo'ya mezar taşı ustası olmayı öğreten Mardinli şeyler, ustalar. Onların bir bilgece sanırım. Bakışları var bir yandan. Urfalı. Mardin'den mi karşılaşıyorlar? Hı-hı. İşte o 1939 yılına ait hikayede. Yani Mardin'in Joseph Usta, Urfalı Dikran Usta diye not almışım. Evet. Yanılıyor olabilirim ama. Tabii gene mesela bu hem labirentte gördüğümüz, birazcık İstanbul'da da var. Burhan Sönmez çok seviyor. Şimdi Burhan Sönmez zamanı arka arkaya kronolojik bir şekilde kurgulamıyor. Burada da zamanda nasıl belleğin içine girdiğimizde bir labirentte, hı-hı, dolanırsak ya da zaman labirent ise bellek metaforlarında da bir labirent olduğu söylenir. Arada odalara giriyoruz, çıkıyoruz, dehlizlerde dolaşıyoruz, yeni yeni şeyler ve hikayeyi böylece bütünlüyoruz. Kronolojik bir zaman şeyi yok. Ölüm felsefesi gene çok hakim anlatıyor. Yaşam, ölüm. Taş ve gölge de aslında bu konuştuklarımızın hepsi sanki metafor olarak. Hı-hı. Hani taş bir yandan mezar taşı ama bir de onun gölgesi var. Işık olmadan gölge oluşmaz. Yani ışık tutuyor bir sürü şeye. Bir yandan taş dediğimiz şey sanki daha akılsal olan, gölge daha sezgisel olan. Hatta bir yerde şey diye bir cümlesi vardı. Belki sen konuşurken bulurum onun yerini. Gerçeklerde sevgi gibidir. İlk önce sezersin, sonra anlarsın gibi bir cümlesi var. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Sezmeden, sezgiyi kullanmadan gerçekten hani bir bütün kavrama olasılığımız yok. Bu romanda da hem sezgimizi hem aklımızı okumaya davet ediyor. Toplumsal gerçekçi yanına bizim toplumumuzda yaşadıklarımızı daha akıl yoluyla varırken birazcık büyülü gerçekçilik de bizi sezgisel açıdan hem buna hazırlıyor hem de belki de konunun içine daha rahat girmemizi sağlıyor. Sırf böyle çarpıcı gerçeklik ve şiddet biraz insanı rahatsız ediyor. Yani kendi ifadesini Burhan Sönmez'in büyülü gerçeklik dışında bir de şey var, umursamaz gerçekçilik mi diyordu ya da başka bir şey de olabilir, yanılıyorum. Bazı şeyleri de çok yani öldü diye tık diye veriyor. Hani sesini yükseltmiyor Burhan Sönmez. Yani en kritik noktalarda bile böyle bir usul usul bir anlatma ve fazla hani o edebiyat paralama, o acitasyon, o böyle trajik durumlara sokma durumunu yapmıyor. Yani gayet rahat veriyor bazı şeyleri. Çok güzel karakterler yaratmış. Çok güzel anlatıyor, dili çok iyi kullanıyor ama yarattığı karakterler de inanılmaz. Yani Avdo'yu biz gözümüzde çok net canlandırabiliyoruz. Şey olarak değil, yani yüzü gözü falan değil. Kişilik polis olarak şefi, her şeyde. Bir polis ben ona taktım ki, zaten. Evet, yani tüylerim diken diken oldu. Şef Kobra. Aslında, ben akrep diyorum İsrail'e. Herhalde polis çağrışımı yapıyor. Akrebimden midir nedir? Şef Kobra. Kobra. O ya çok güzel çizilmiş bir karakter ve orada gerçeklikle gerçekten yüzleşiyoruz biz. O şiddeti görüyoruz. Yani o uzanan el, ben vatan iyi rahat uyusun diye buradayım diyen sadomazoşi çok kriminal de, bir yani kızdığı için bir köpeği de bütün şeyi şarjörü boşaltabiliyor ve bundan keyif alabiliyor. Hani bunu o kadar güzel vermiş ki aslında. Şef Kobra'ya sen gir istersen. Yani orada çok hastalıklı bir psikopatoloji var.
çok gerçekçi bir karakterdi. Yani bizim edebiyatımızda kötü karakterler çok fazla yok. Yani gerçekçi kötü karakterler çok fazla yok. Hani iyi, komik, vicdanlı karakter yaratmak sanki biraz daha kolay ama gerçekçi kötü bir karaktere ciddi anlamda edebiyatın ihtiyacı var. Birazcık şeyden de olabilir mi? Burhan Sönmez bunu kötü karakter olarak yazmamış. Sadece karakter olarak yazmış. Tabii. Kötülemiyor. Tabii. Hani bunu yaptı, şunu yaptı tabii. gibi böyle ekstra bir yatalak şey söylemesi gerekiyor. Ablasına bakıyor. Baktığında hani insani olarak mesela üzülüyor. Bir yandan hani çok uyuması da dindar bir tarafı da var aslında. Hani orada köpeği öldürdüğü için bir yerde ufak köpekle ilgili duymuyor gerçi. Yok hayır. Şeyle ilgili duyuyor. Hiç duymuyor. O yok gibi. Yok hükmünde yani. Bak, bir canlı olarak bile görmüyor onu da. Bir kötü bir şey yaptığını ama orada da bir çıkarcılık var. Ama kıza da bir yandan aşık tabii. O kızı da bulmaya çalışıyor. Adamın gönlünü alarak ondan daha doğru bir bilgiyi de almaya çalışıyor. Çünkü Avdo korkarak bildiği şeyi de söylemeyebileceğini de biliyor. Bir şekilde aslında o hani kötü olmak için yapmıyor. Hani onun görevi olduğunu düşünüyor. İnanıyor bana tabii. Geliyoruz ya bir şekilde. Hı-hı. Aslında bu kötülükleri yapanlar, savaşlarda büyük kıyımlar yapanlar. Benim görevim buydu. Ya da ben vatanı korumak için bunu yapmak zorundaydım. Ben bunu yapmasaydım bakın onlar da bunları yapacaktı. Ben ülkemi korudum, insanları korudum. Evet, hani çok ulu amaçlar için yapıyor baktığımda. Bu şey tabii kitapta burası çok flu ama ben Şef Kobra konusunda da bir polisiye gider gibi geliyor. Yani böyle bir şey olmamasına rağmen sanki böyle o Şef Kobra'yı alıp surlara götürdükten sonra adam yok oluyor bir anda. Orada farklı bir okuyucuya da şey bırakmış. Yani ondan sonra Kobra yok. Ve Kobra'nın gelmeyeceğini mesela Reyhan'a çok net söylüyor. Diyor ki hayır Kobra gelmeyecek hiç merak etme o gitti artık diyor. Hani onu oraya götüren de kendisi. Hı hı. Surlara gidiyorlar ve ondan sonra Şef Kobra ortadan kalkıyor ve onun tehdidi de ortadan kalkıyor. Evet. Hani sanki orada bu kadar iyi dediğimiz Avdo ne yaptı acaba onu nasıl yok etti diye de ben düşünmedim değil. Evet. Bununla ilgili hiçbir şey yok ama öyle de bir yok oluş hikayesi var aslında. Çok zekice bırakılmış orada. Şimdi baktığımızda zaten onun temsil ettiği düşünce ki bu topraklarda çok uzun süredir var onun temsil ettiği düşünce. O bayağı böyle kanlı, canlı biri ve bir şekilde sokakta da karşılaşıyoruz, televizyon ekranlarında da karşılaşıyoruz. Yakınlarımızın bir şekilde teğet geçiyor hayatından. Yani faşizmi, totaliter yönetimlerin bir hayali yok. Onlar bir kabusu yaşıyorlar ve bu kabusa da bizi inandırmaya çalışıyorlar. Oradaki karakter Kobra buna bayağı böyle tüm hücreleriyle inanıyordu ve onu hayata dahil etmeye çalışıyordu. Ne sevgilisi var? Zorla sahip oluyor. Aşık olduğu da aşk değil aslında. Orada bir iktidar kurma, sahip olma durumu var. Yani sevdiği bir kadına nasıl hani o şekilde davranabilir? Sevmiyor. Sevgiyle adlandırılabilecek bir şey değil zaten. İşte sevgiyi ne olarak anladığına bağlı. Hani sahip olma her şey olunca onu da öyle görüyor. Şimdi kitabın ilk başında da çok böyle usul usul giriyoruz. Bir mezarlıkta yaşayan Aldo ile tanışıyoruz. Bir gece dünyanın şey yılın en soğuk günü aslında bir ses duyuyor ve bir kızın kendisine geldiğini görüyor. Kaçak bir kız ve hikayeye oradan giriyoruz. O kız aslında sevdiği ve şu anda da mezarını beklediği Elif'in yeni olduğunu sonra öğreniyoruz, Reyhan olduğunu ve Avdo ile Reyhan'ın hikayesiyle geriye giderek hep toplumsal hem kişisel tarihlerine giriş yapıyoruz. O ilk girdiği yerden radyo dinliyor, radyoda sunucular var, güzel güzel konuşuyorlar ve bir tarih vermemiş. Sonra şöyle bir şey diyor işte 5 yıl önce İstanbul'da gazeteci Abdi İpekçi'yi öldüren cezaevinden kaçtıktan sonra Vatikan'da Papa John Paul'a suikast düzenleyerek ilk kez verdiği röportajda Türk milliyetçisi olduğunu vurgulamış ama olayların perde arkasında kimlerin bulunduğu sorulunca susmuştu. Bunun gibi birçok işte bedende doların kaç lira olduğu anda falan gibi şeyler ve biz o tarihten işte 1984 olduğunu anlıyoruz. Daha sonra o tarihi vermiş zaten. Abdi İpekçi ile giriyor ve anında bizim zihnimizde zaten tık tık isimler belirlemeye başlıyor. Uğur Mumcu, işte O süreçler zihnimizde bizim bir takım unutmaya çalıştığımız şeyleri de canlandırıyor. Diyoruz. Evet yani bir şekilde tek bir başlangıç cümlesi gerisini getirebiliyor. İşte bu hep unutturulmaya çalışılanları hatırlatan bir yanı var ama
tek de değil. Yani 1400 yıl önce işte Merkez Efendi Kanuni Sultan Süleyman'dan başlıyor. O Sufizmi, çile odasının yapılmasını, orada işte 40 gün beklemeyi ve 40'ın çilenin 40 anlamına geldiğini bir şekilde hem bunları söylüyor. Bir yandan da işte 1939 yeni Türkiye'nin kuruluş şartları, oradaki işte yaşananlar, o sırada Birinci Dünya Savaşı arkasından İkinci Dünya Savaşı, hatta bu 7 adlı adam, o sırada İsa adı, savaştan kaçmak istiyor. Yani savaş geliyor diye kaçacak ve o çok gidecek. Orada ilginç bir detay. Yani o İkinci Dünya Savaşı'nın buraya, bu topraklara girebileceğini düşünüyor. O kadar inanmış ki buna. Girebilirdi de o dönemde de Türkiye, o dönemin Türkiye'si Almanya'yı ayrı kandırıyor, bir parmak bal çalıyor. İngilizleri ayrı kandırıyor ve savaşa girmemeyi başarıyor. Hani bu topraklara savaş girseydi ne olurdu? Felaket olurdu. Bana bir hangi şey gibi geldi. Hani şey vardır ya, fıkra mı artık, işte adam az şey görür, Azrail'i görür ve hemen topuklar Fizan'a kaçar. Fizan'a gittiğinde Azrail der ki hoş geldin, ben de seni bekliyordum. Hani onun gibi, yani nereye kaçarsan kaç, aslında tabii savaş var. Hani bu da, hatta hangi tarihe gidersen git, işte yıkımlar, kıyımlar, savaş var. Yani bunu İnsanlık da tarihi bize, bir yerde kıyımların şiddetin de tarihi. Hem de bizim yakın tarihimizde o kadar çok ihtilal olmuş ki. Evet. Bunu görüyoruz. Ve ne değişmiş? Yani 30 yıl önceydi. Hani benim o burada 80'lerde anlatılan şey, benim öğrencilikte 90'lardaki travmam tekrar taş ve gölgede gün yüzüne çıkıyor. Ben de onu aşamamışım zihinsel olarak. Çok fazla da bir şey değişmiyor. Direniş var ama hani saldırı var, totaliter yönetim, ama direniş de var. Bir direniş tarihi de var arkamızda ciddi anlamda. Bunu es geçemeyiz zaten. Ama işte o direnişin olması için belki de bunların hepsinin zaten yaşanmış olduğunu, hani bizim buralarda neler yaşadığımızı, biz derken insanlık olarak söylüyorum, görmemiz gerekiyor. Unutuyoruz. Çok fazla unutuyoruz. Yani burada mesela bir 1961'in arkasından yaşananlar var. 1965'te anlatıyor. O idamlar. Deniz Gezmiş'e daha evet, sonra da. Mamak cezaevinde Avdo'da yatarken 7 yıl yatıyor, hapis yatıyor. O sırada işte 10. idam mahkumu olacak ama bir şekilde kurtuluyor. Onun yerine 10. idam mahkumu olan kişi Deniz Gezmiş. Çok grif, çok güzel bağlantılar kurmuş. Yani hep bunların izinden gidebiliyoruz biz. Bunları görebiliyoruz. Hani her toprakta yaşanan şiddeti, bir şekilde unutturulmaya çalışılanları ve sadece biz mesela ne deriz, 1981 ihtilali, 1961 işte şu şu falan, işte savaş ne zaman oldu, 1945'te bitti. Hayır, bir de arkasından onun sonrasının etkileri var, bunları veriyor. Yani 1965'te 1960 sonrası yaşananların insanları nasıl etkilediği, o tek tarihle verdiğimiz şeyin aslında bir dalga, taşa atılan dalga gibi herkesi etkilediğini de görüyoruz. Bir de Burhan Sönmez'in birkaç yıl önce bir sözleşisinde vardı. Hatta belki de orada mı söyledi? Yakın kitabımına gelmişti. Orada da dinlemiştim. Şey diyor, Kolombiya'da bir iç savaş var. 12 yıl sürüyor ve inanılmaz kayıplar veriliyor. O dönemde yaratıcılığı ciddi anlamda tetikliyor. Edebi metinler de yazılıyor. Ama bugün günümüzde çoğunu kütüphanede bulmak mümkünmüş. O kitapları bulmak çok söz konusu değil. Bunu da şuna bağlıyordu. Bir alıntı yapmıştı. Tam anımsayamıyorum. Gerçeğe diyor ön kapıdan girmeyi tercih ettiler diyor. Ama Burhan Sönmez hiçbir yerde gerçeğe ön kapıdan girmiyor. Tam edebiyatın kurmacanın diliyle yapıyor. Ve hani bu metnin ben bir okur olarak kalıcı olacağını, belki filme uyarlanabileceğini ve ciddi de bir ödül alacağını inanıyorum. Gerçekten iyi bir romanla karşı karşıya. Şimdi yaşananları bir tarih anlatır. O hep sayılarla, daha gerçekçi şeylerle, işte yer isimleri, kişi isimleri falan olarak anlatır ama çok donuktur. Bir de edebiyat ya da sanat anlatır. O sanatın anlattığı da insanların gözünden bakıştır. O daha kalıcı oluyor. Çünkü özdeşleşebiliyoruz sanırım. Orada ne hissedildiğini, ne yaşandığını algılayıp o zaman empati yapabiliyoruz. Ve o daha kalıcı oluyor. Evet, yani işte İkinci Dünya Savaşı'nda şu kadar milyon insan öldü dendiği zaman çok büyük etki bırakmıyor. Ama oradaki bir insanın hani açlığı, susuzluğu, yaşarkenki acıları, işte kayıpları daha çok etkiliyor insanı. Edebiyat onun için daha çok bunları daha hatırlanır kılıyor. Yani bu bir mezar taşı da, ismi olan bir mezar taşı da herhalde kitaplar dikiyor. Yani bu mezar taşı
meselesi çok önemli. Dili de aynen mezar taşını. Mezarla ilgili bitsin sözüm, ben de şuradan kısa bir alıntı yapacağım. Mezar taşını ince ince oya oya işlediği gibi dili de işlemiş Burhan Sönmez. İnanılmaz derecede güzel bir dil kullanımı, anlatıcı kullanımı, karakter yaratımı. Ben bir de bu anlatıcı kısmına girmek istiyorum. Şimdi normalde biz her karakterin kendi sesiyle konuşmasını isteriz. Yani hepsi yazarın konuştuğu gibi konuşursa evet o yapay karakterler oluyor, samimiyetsiz buluyoruz. Burhan Sönmez her karakteri ayrı ayrı konuşturmanın dışında bir de anlatıcı, burada Tanrı anlatıcı var. Hangi karakterin gözünden bakıp da ya da hangi karaktere yakın bir hikaye anlatıyorsa onun sesiyle konuşuyor. Evet. Yani sadece karakterlerin sesleri değişmiyor. Anlatıcının da çok sesliliği var, uygunluğu var ve bu açıdan hani çok üst düzeyde bir dil. Bir gazinoya da giriyoruz. Kullanımı. Orada daha avam bir konuşma şekli de var. Yosef Usta ve Dikran'ın konuşmaları, o masadaki bilgelik, kalenderlik nasıl? Avdo'nun kızla Elif'le konuşması tabii, çok farklı. Hapishanedeki mesela o hapishane ağzını çok güzel yansıtmış, oradaki jargon kullanması falan yani. Kobra'nın o bir takım ideolojik referanslı konuşması o kadar böyle belirgin. Burada doğayla alakalı da tabii yaşam ölüm meselesi çok fazla böyle her tarafa girmiş durumda. Şurada kısa bir bölüm var. Hı hı. Nerede olduğunu soranlara İstanbul'da öleceği için kendisini İstanbul'u saydığını söylerdi. Bir ziyaretçiden bu şehrin asıl sahibinin Aşar olduğunu duymuştu. Osmanlılar şehri ele geçirirken burada bulunan Bizanslı Serviler bugün hala yaşıyor. Mezarlara sahip çıkıyordu. Buranın gerçek sahibi evet, ağaçlar aslında. Yani biz de gelip geçiyoruz. Bizden öncekiler de geldi geçti. Bizden sonra kim olacak belli değil aslında. Ve işte hani bir yerde de diyor ya, herkes yaşadığı yeri seçmeye çalışıyor ama önemli olan öldüğün yer. Yani çünkü biz evet, ölünce aslında oralı gerçek mekanımıza sonra girip oralı oluyoruz. Hani bunu seçmiyoruz. Böyle de bir şey var. İnsan uygarlığının ortadan kalktığını düşünelim. Topu topu doğanın tekrar ele geçirmesi oranın 100 yıl. Yani şu Çernobil'de gördük, radyasyona rağmen o tekrar otların, bitkilerin orayı sarması, o binaların yıkılması, köprülerin bile 100-150 yıl ömrü var. Yok oluyor ve doğa her şeyi içine alıyor ve sizden geriye çok da bir şey kalmıyor. Ancak derinlerde, kazılarda bulunursa bir şeyler bulunuyor. Öyle yani çok kendimizi abartıyoruz, çok evrenin merkezine koyuyoruz ama hiç de öyle falan değiliz. Taş ve gölgeyi de tabii doğa ve kültür olarak da okuyabiliriz. Kim kimin taşı, kim kimin gölgesi, bu çok tartışılabilir ama biz hep kültürü ve doğayı ayrı ayrı düşünmeyi şiar edinmişiz ama yok böyle bir şey. Yani eğer doğa olmazsa kültür diye bir şeyin olması evet, mümkün değil aslında. Kısacık bir şey söyleyeceğim. Sanırım Hüseyin Bul söyleşisinden aldım. Burhan Sönmez şey demiş. Edebiyat geçmişte açılıp da hala kapanmayan yaralara el atarken bunu siyasetin değil sıradan insanın bakışıyla ele alır. Bir aşk arayışından veya bir ayrılıktan yola çıkar ve insanların kader haritasında dolanırken sonsuz görüntülerle karşılaşır. İçimizde farklı çağların ve kültürlerin sesleri yankılanır. Roman bize bu sesleri anlamanın, bunlarla yaşamanın imkanlarını gösterir diyor. Bir retorik ustası olarak da Burhan Sönmez'i çok seviyorum. Böyle çok duru, çok kendinden emin, böyle vakur, tevazu sesi yankılanıyor. Bu hani o bütün bilgi birikimi, iyi bir okur olması, iyi bir yazar olmasının ötesinde de hani vicdanlı bir insan olması, o tevazuyu da bana hissettiriyor. Bana geçiyor bu. Kitabında da geçiyor, konuşmalarında da geçiyor. Çok sesliliği ve vicdanı çok güzel yansıtıyor. Hı-hı. Sorguluyor, sorgulatıyor. Tabii bu hani özellikle bu kitap Labirent birazcık daha farklı. İstanbul'da öyleydi ama Taş ve Gölge hani anlatmaktan çok okunacak ve herkesin, her okurun kendi yorumlarıyla büyüyecek bir kitap. Onun için böyle kısaca biz hissettiklerimizi söyledik ama tabii okumak önemli. Evet. Çünkü dili, biçimi, oradaki metaforlar, semboller, göndermeler çok çok etkili. Ben en son şunu söylemek istiyorum. Şimdi ilk kitabı okumaya başladığımda Abdi İpekçi'yi öldüren cezaevi falan diye 5 yıl olmuştu diye demin alıntıladığım yeri okuduktan sonra şöyle bir düşündüm ve yanına not aldım. 1984 yazdım geçtim. İlk şeyde yazmıyor çünkü yıl. Ondan sonra her bölümde yılı yazmış.
Daha sonra dönüp de baktığımda 1984'ü görür görmez bir çarpılır gibi oldum. Bu muhtemelen tesadüf ama. Tabii George Orwell'in 1984'de bizi getirmiş bırakmış Burak Sönmez. Yani herkesin 1984'ü kendine. Şimdi de yani bunu okurken öyle bir dönem ki hatta bir yerde şey diyor, Avdo diyor. Yani biz gençlerle yaşlarımız sırası değişti. Bu mezarlar yaşların girmesi için diyor Reyhan geldiğinde ama gençler ölüyor pıtır pıtır ne oluyor bu ülkeye gibi bir şey söylüyor. Kapkaranlık bir ülke var. Hani bu muhtemelen tesadüfidir ama bu 1984 de beni çok etkiledi diyebilirim. Şeyi de vurgulayalım. Aşağı yukarı 5 romanında da ilk bir sayfayı bir yılda yazmış. Yani çok zor başlayan biri. Bununla ilgili de ayrı bir program yapılır kesinlikle. İlk bir sayfaları şöyle bir göz önüne alınarak. Kimi yazar kafada yani zihninde tasarlayıp bitirdikten sonra devam edebiliyor. Kimi yazar yazarken devam ediyor. Herhalde Burhan Sönmez o bir sayfanın içinde 300 sayfanın da kurgusunu yaparak o ilk sayfayı yazıyor. Ondan o kadar sürüyor diye düşünüyorum. Evet. Çok fazla konuşabiliriz. Çok 2-3 saat bile konuşulur. O kadar çok detay var ve biz hani seçerken de çok çok zorlandık. Yani ben en son olarak şunu söylemek istiyorum. İletişim Yayınları'nın sürekli dile getirdiği okumak iptiladır, müptelalara selam. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.